Kıymetli kardeşlerim, motor gelişim kuramlarıyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, farklı motor gelişim teorilerinden bahsedeceğim ama burada biraz bizim için önemli olan Nivel'in sınırlılıklar modeli ve kum saati modeli bir iki adım daha ön planda olacak. İlk modelimiz motor yeterlik seviyesi ilerleme modeli. Hocalarım bizim için karşımıza bu modelde 3 yaş dönemi gelir. 4 tane de motor gelişimle alakalı motor gelişim dönemi. Hocalarım, bakınız ilk motor gelişim döneme baktığımız zaman refleks ve reaksiyonlar dönemidir. İkincisi temel motor beceriler dönemi, üçüncüsü geçiş motor beceriler dönemi ve dördüncüsü son benim için özelleşmiş spor becerileri ve danslar dönemi olarak karşımıza gelecek. Burada önemli olan şudur aslında. Hocalarım, dünyaya refleks ve reaksiyonlarla bir bebek veya yeni doğan geldi daha sonra kazanabileceği temel motor beceriler burada sayılmıştır. Bunları bilmenize gerek yok. Ama benim için burada bir yeterlilik bariyeri vardır. Nedir hocam dersiniz? Temel motor beceriler döneminde ben bu becerileri güzel bir şekilde, olgun bir şekilde atlatamazsam yeterlik bariyerine takılıyorum ve geçiş motor becerilerine geçemiyorum. Ve hocalarım motor yeterli seviyesi ilerleme modeli diyor ki, geçiş motor dönemi becerilerine geçemediğim halde ya da geçemediğimi düşünürsek özelleşmiş spor becerilerini hiç gösteremiyorum. Keskin bir aslında bariyere ne yapıyoruz? Burada takılıyoruz değerli kardeşler. Bariyer önemlidir. Hocam bariyer hangi dönemden sonra gelir diye bir soru gelebilir. Temel motor beceri döneminden sonra gelir ki geçiş motor beceri döneminden de öncedir. Hocam yeterlilik ya da yetenek bariyeri diye de kodlayabilirler, karşımıza getirebilirler. Haberiniz olsun. Farklı yaş dönemlerine baktığımızda onlar da ne yapıyor bizim için orta ve yetişkinlik dönemi olarak en son haldye kadar gittiğini görüyoruz değerli kardeşlerim burayı bilsek yeterlidir hocam nasıl sorar Bizim için motor yeterlik seviyesi ilerleme modeline göre bazı motor becerilerinin kazanılmamasına bağlı olarak aşılamayacak olan yeterlilik bariyeri hangi dönemden sonra konulmuştur? E hocam temel motor beceriler döneminden sonra konulduğunu zaten söylemiştik. Önce deseydi, önce deseydi hocam geçiş motor becerileri dönemim olacaktı. Burada doğru cevabım Ceyhan Şıkkı'dır. Peki devam edelim. Bir soruyla öğreniyorum modeline daha bakalım. Diyor ki hocam, doğuştan gelen sinirsel kapasitenin motor gelişim etkileyen en önemli etken olduğunu savunuyor. Hocam merkezi sinir sistemi hasarı yani engelli bireylere Yönelik ya da engelli bireyler olan kişilerde motor gelişim geriliklerinin olabileceğinden bahsediyor. Kesinlikle doğrudur. Ama hocam sadece buradaki sinirsel kapasitenin ya da motor gelişim gelişim gerilikleri yaşayacak bireyin buradaki sinirsel kapasiteye bağlı olduğu değil. Aynı zamanda hocalarım kültürel faktörler de motor becerileri geliştiren yani çevresel etmenlerde motor becerileri geliştiren etkili bir faktör olduğundan bahseden model hangisi ders değerli dostlar? Burada tabii ki adı üstünde gelişimsel model karşımıza gelecek ki burada Simon ve Paul 1984 yılında bu modeli ortaya koymuştur. Gelişimsel gerilikler yaşayan bireylerde motor gelişim gerilikleri aynı zamanda kültür ve çevrede motor gelişimi etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi diyeceğiz değerli dostlar. Peki, Nivola geçelim. Çok özür dilerim, ekran kayboldu. Geldi. Newell, hocalarım, Newell sınırlılıklar modeli diye 1986 yılında karşımıza bir model ortaya çıkardı. Burada hareket ortaya çıkar değerli kardeşler, çeşitli faktörler tarafından etkilendiğinden bahsetti. Bu faktörler neydi biliyor musunuz? Bireysel faktörler, çevresel faktörler ve görevsel faktörler olmak üzere 3 tane bizim neyimiz vardı? Değişkenimiz vardı. Hatta bu üçünün etkileşimiyle doğru düzgün bir hareket modelinin ortaya çıkabileceğini savundu. Hatta bunlara da hocam sınırlılık terimini kullandı. Bireysel sınırlılık, görevsel sınırlılık ve çevresel sınırlılık. Hocam sınırlılıkların bizim günlük manada kullanma e, kullanımımıza baktığımızda bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkar değil mi? Aslında Neville şuna da dikkat çekmişti. Sınırlılık kelimesini sadece olumsuzluk olarak algılamayın. İki yönüyle de düşünün. Çünkü hocalarım, bir yerdeki bir sınır e, sınırlılık başka bir yerde olumlu bir hareketi ya da olumlu bir beceriyi ortaya çıkarabilir. Benim için basketbol oynamak ya da iyi bir profesyonel basketbolcu olabilmek için bireysel olarak yaklaşık 1.90 değil mi? 2 metre boyunda olmam lazımdı. Bu basketbol oynamak için ee, bireysel bir sınırlılığımızın olumlu yönüydü. Peki hocam 1.60 ya da 1.40 1.50 boyundaki bireyler için olumsuz bir sınırlılık mı bu basketbol oynamak için? Evet hocam. Burada bak bireysel olarak bizi sınırlandıran bir faktör var. Ama bir başka branşı da açabiliyor. Yani benim 1.60 1.65 işte atıyorum 1.55 boyundaki kişim basketbolda sınırlılık yaşarken bireysel olarak halterde mesela bu sınırlılığı ortadan kaldırabilir. İlla ki bireysel olarak bu faktörlerin sadece bireysellikte karşımıza çıktığını düşünmeyin kardeşler. Çevresel olarak da sınırlılıklar vardır. Sosyokültürel çevre, değil mi? Fiziki çevre olarak baktığımız zaman. Peki hocam 1.90 boyuna sahibim ben. Basketbol öğreneceğim bir spor salonu ya da basketbol öğrenebileceğim bir hoca yok. Peki bu da benim için bir sınırlık mıdır? farklı bir branşa yönlendirebilir mi beni de? O mantıkla bakmak lazım ki hocam. Peki ikisi de olumlu. Ben 1.92 metre boyuna sahibim. Çevresel olarak çevremde basketbol oynayabileceğim ya da öğrenebileceğim çeşitli imkanlara sahibim ama basketbol becerisini yerine getirebilecek fiziksel kapasiteye ya da fiziksel demeyelim uymuyor bana. Ben o basketbol becerisini ya da gereken hareketleri yapamıyorum. İşte bu da bir görevsel sınırlılık. Aslında baktığımızda birey ve çevre, birey çevre ve görevin beraber dinamik etkileşimi ile hareketin doğru bir şekilde ortaya bir çıkabileceğini savunuyor Nevil Hocam. Sınırlıkların olumlu yönünün de olumsuz yönünün de olduğunu unutmayalım. Buradan soru sordular arkadaşlar. Bakalım bireysel sınırlıklar neymiş? Hocalarım bizim için yapısal ve fonksiyonel olmak üzere ikiye ayrılır. Hocalarım yapısal yahu vücudun yapısıyla alakalı, bedenle alakalıdır. Değil mi? Vücudun şekli, boy, kilo, vücut kompozisyonu, bak fiziksel uygunluk değişkenlerinden baktığımızda güç, kuvvet, hız, dayanıklılık. Bu parametreler bizim bireysel sınırlılığımız ama unutma yapısal sınırlılığımız içerisindedir. Peki devam edelim hocam. Fonksiyonel sınırlıklar daha çok zihinsel ve psikolojik olabilir mi? Ve psikolojik hatta duygusal da katabiliriz. Bak hocalarım kişilik özellikleri, stres düzeyi, motivasyon, özgüven, güdülenme değil mi? Bunlar bizim için bir fonksiyonel sınırlıklar içerisinde gelir. Hatta bak algı, zihinsel ve karar verme becerileri, mekansal sezinleme, ön sezi, reaksiyon zamanı, Hatta bilgi işleme kapasitesi bizim karşımıza yapısal ve fonksiyonel sınırlar içerisinde, fonksiyonel sınırlar içerisinde geliyor değerli kardeşlerim. Bu da aklımızda kalsın. Bu benim için bireysel sınırlılıklar idi değerli hocam. Peki devam edelim. Çevresel sınırlılıklar ikiye ayrılır hocam. Nedir? Fiziki çevre ve sosyal çevre ile ilgili sınırlılıklar. Hocam bak yerin şekli dokusu engeller ya da spor salonunun varlığı ne bileyim pota var mı yok mu hoca var mı yok mu ama aynı zamanda değerli kardeşler sosyal çevre ile ilgili sınırlılıklarımız da karşımıza çıkıyor maalesef. Bu açıdan baktığımızda bizim için kültürel normlar aile Yahu sen bu sporu yapacaksın da ne olacak? Dersine çalış. Ya bu mantıkta iyi bir sporcu e, olabilecek. Yani bir çocuğun o yaşayış tarzını düşünün. Aile sürekli ders, 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 spor yapacağım yok, izin vermiyoruz. Sürekli artık monoton bir hayat içerisinde ders, ders. Arkadaşlar böyle yetişen çocuklar da var. Sosyaliteden uzak. Maalesef bu da sosyal çevreyle ilgili bir sınırlılığımızdır. Kendinden beklenen sosyal beklentiler, ne bekliyoruz ondan? Doktor, hakim, savcı tabii ki de olsun onlar lazım ama hareket kapasitesini de geliştirmesi lazım. İlla biz bir profesyonel sporcu olsun istemiyoruz değerli kardeşlerim. Yeter ki bu ıı, ne yapsın? Kendi hayatına yetebilecek o yaşamsal enerjiye sahip olabilsin. Bunu istiyoruz hareketlilik sayesinde. Peki. Son sınırlıklarım. Görevden kastımız hocam harekete özgü sınırlıklar. Yahu hareket ve görevin amacı demiş. Her bir hareketin bir amaç doğrultusunda öğrendiğimizi unutmayın. Hatta deriz ki ya da derler ki ilkokul ortaokul çocuklarına bir şey yaptırıyorsun. Ben aynı zamanda çalışıyorum bu hocalarım. Hocam bu hareket nerede karşımıza çıkacak? Gibi bir algı oluşabiliyor. İşte hocalarım sporcu olan kişilerin emin olun bir yerde karşısına çıkacak çünkü her bir öğrenilen hareketin bir amacı vardır mesela teniste servis atmanın amacı rakibin karşılayamamasını sağlamaktır değil mi? Ya da teniste farklı bir vuruş tekniğinin sayı almayı sağ sağlamasını e, için biz ne yaparız o vuruş tekniğini kullanırız ki sayı almak için o tekniği kullanırız yani hocam her bir hareketin ortaya konuluş amacı vardır bu mantıkla bakmak lazım iki Kurallar. Kurallar da bizi sınırlandırır değerli kardeşlerim. Her bir branşa özgü kurallar vardır. O hareketin yapılması o branşla ilgili istenmez. Mesela en temel örneği futboldan verelim. Bir rovaşata pozisyonundayım. Rovaşataya kalktım ama rada adamın ayağı benim, pardon adamın kafası benim ayağımın dibinde. Direkt en direk serbest vuruş. Ya da ne olsun güreşte ya da boksta ee, rakibi yenmek için... Ama e, istenmeyen hareketler ya da ne bileyim şöyle söyleyebiliriz. Rakibe zarar verici hareketlerin yapılması istenmez mesela. Orada kurallarla sınırlandırılmıştır o alan. Sen o hareketi yaparsan rakibe e, karşı o hareketi yaptığın için artı bir puan almazsın. Mantığımız bu. Yani branş ya da branşa özgü kurallar bizi hareketin ortaya çıkmasını engeller ya da kısıtlar diyeceğiz kıymetli kardeşim. Bir de alet araçlara baktığımızda arkadaşlar spor malzemesinin büyüklüğü, ağırlığı hatta vücudumuza göre oranı hareketin yapılmasını maalesef kısıtlayabiliyor. Düşün abi ben 42 numara ayakkabı giyiyorum. Girip 44 numara bir ayakkabıyla futbol oynamaya kalkarsam hareketimin tam olarak ortaya çıkması mümkün müdür değerli kardeşler? Bu açıdan bakmamız lazım. Ya da yırtık bir kaleci eldiveniyle, dört dörtlük <laughs> çok güzel bir kaleci eldiveniyle o hareketin ortaya koyulması nasıldır değerli kardeşim? Bu mantıkla bakmak lazım. Ya da takla minderi düşün yerde. Yırtık pırtık bir minderle taklada ya da amutta dururken ki hareketimizde dört dörtlük nizami bir şekildeki minderle şu arasında fark yok mu? İşte bu açıdan baktığımızda değerli dostlar hareketi tanımlayan alet araçlarda hareketin ortaya çıkmasını kısıtlayabilir. Bunu da unutmayalım değerli kardeşlerim. Şimdi çıkmış benzeri bir sorumuz karşımıza geldi. Nivel'ın sınırlılıklar modeline göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hocalarım, çevresel sınırlayıcılar fiziki çevre ve sosyal çevre olmak üzere iki gruba ayrılır. Doğru mudur? Katılırsınız. Evet, Boy, kilo ve omuz genişliği yapısal sınırlayıcılar olarak tanımlanır. İki tane vardı. Bedenle ilgili yapısal sınırlıklar, zihinsel ve psikolojik faktörler ise fonksiyonel sınırlıklar oluyordu. Fonksiyonel sınırlıklar davranışsal özellikleri kapsamaktadır. Doğrudur. Harekete ait genel amaçlar ve kurallar en son söylediğim görev sınırlıklarını oluşturuyordu. Ama hocam sınırlayıcılar sadece hareketi engelleyen, sınırlayan anlamına gelmez idi. Olumlu yönü de vardı. Bundan da bahsetmiştik ki doğru cevabım Bursa olacak. Peki. Hadi bir soruyla öğreniyorum kısmı daha var. Orada da bir modelimizi ortaya koyalım. Diyor ki çocukların motor yeterliliği ve fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır diyor. Bu ilişkiyi inceleyen bilimsel çalışmalar şunu demiş. Motor yeterliliği yüksek olan çocukların fiziksel aktiviteye katılım oranlarının orta ve yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Hmm. O zaman benim için motor yeterliliği yani bedensel yeterliliği ya da hareketsel yeterliliği yüksek olanlar fiziksel aktiviteyi daha çok yapıyormuş. Mantığı çıkıyor ortaya değil mi? Bu ilişkiyi gösteren bu model aşağıdakilerden hangisidir ders hocam gelişimsel model değildi. Bundan bahsettik. Motor yeterlilik seviyesi ilerleme modeli değildi değil mi? Biz buraya bir yeterlilik bariyeri koyduk. Nivalin sınırlılıklar modeli olamazdı. Piramit modeline daha gelmedim ki hocam. Gelişimsel mekanizmalar modeli diyeceğim. Bu da aklımızda kalsın. Bunu bilsek yeterlidir kıymetli kardeşlerim. Cevabım Edirne. Peki piramit modeli. Galu 1982 yıl 1982. Hocalarım burada Galu 4 tane refleksif ilkel Temel hareketler dönemi ve sporla ilişkili hareketler ya da özelleşmiş hareketler dönemi de diyebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Bu dönemlerde psikomotor gelişimin nasıl geliştiğini piramit olarak ne yaptı hocam? Karşımıza getirdi. Ama burada bir sıkıntı vardı. Evet her bir dönem bir diğerin üzerine kuruluyordu. Her bir dönem birbirine temel oluşturuyordu ki kritik dönem kavramında da bahsetmiştik. Ama hocalarım galo dedi ki 14 yaş civarı motor gelişimin son bulduğundan bahsetmişti piramidal dönemde. Böyle bir şey mümkün müydü? Hani hatırla motor gelişim döllenmeyle değil çocuk özellikle bizim anne karnında 16, 14, 16, 18. haftalarla refleksif olarak başlıyordu değil mi? Ve yaşam boyu süren bir ee, gelişim alanıydı. Bu açıdan baktığımızda Gali burada hata yapmıştı hocalarım. Ne dedi? Çocukluk dönemiyle sınırlandırmıştı. Aradan yıllar geçti. Sene 1995. Ozmun ile Galio ne yaptı hocalarım? Piramit modeli zaten ellerinde var idi. İkisi beraber çocukluk döneminde sınırladıkları piramit modelinden çıkarak bir ters piramit daha koyarak ne yaptılar değerli kardeşler? kum saati modelini ortaya koydular. Kum saati modelinde ana felsefesi şuydu değerli kardeşler. Yaşam boyu psikomotor anlayışı yani psikomotor gelişim yaşam boyu sürer dediler. Hatta üç ayaklı kum saati adını verdiler. Niye bilir misiniz değerli kardeşler? Burada bilişsel, duysal ve motor... Motorik olarak Üç ayaklı kum saati desteklendi değerli kardeşlerim. İşte bu yüzden bu direkler tarafından desteklendiği için ne oldu? 3 ayaklı kum saati adını aldı. Şimdi dikkatini çekmek istiyorum. Hareket becerileri yani hareketle ilişkili bizim için ne vardı? Görev sınırlıkları mı var mıydı? Bireyin biyolojisi fonksiyonel ya da e, yapısal olarak bireyi aldık mı hocam nivoldan? Öğrenme ortamı koşulları, çevresel sınırlıkları da aldık mı değerli kardeşler? O zaman ben şunu diyebilir miyim? Kum saati modelinin Newell'ın sınırlıklar modeline dayandırabilirim mantığını diyebilir miyim? Evet hocalarım böyledir. Bizim için kum saati modeli Newell'ın sınırlıklar modeline dayanır. Aslında basit açıklamaları. Dediler ki bir kum saati düşünün. Bu kum saati bir belli bir yerde dolduktan sonra ters çevrilecek mantığı vardı. E, i̇çindeki kum da bizim için önemliydi ki hocam bu kuma yaşam maddesi dediler. Unutmayın kum bizim için yaşam maddesini ortaya çıkardı. E hocam benim için ne vardı? Piramit modelinde son evre vardı. İşte bu son evreyi ne yaptılar kardeşler? Piramit modelindeki sporla ilişkili hareketler dönemindeki bu son evredeki genel özel ve uzmanlık evresi ortadan kalktı. Ve hangileri geldi? motor becerilerine geçiş, motor becerilerini uygulama, motor becerilerini yaşam boyu kullanma evresi çıktı ki kardeşler psikomotor gelişimin yaşam boyu sürdüğünü de buradan anlayabiliyoruz. Aynı mantıkta gitti. Bakınız değerli kardeşler refleksif hareketler dönemiyle motor gelişimi başladı. Devam edelim. İlkel hareketler dönemiyle devam etti. Bak yukarı doğru ne yapıyor? Doluyor değerli kardeşler. Özelleşmiş hareketler dönemine kadar ben kumu doldurdum. Artık üst kısım ne neresidir biliyor musunuz? Yetişkin motor gelişim. Mantık şu. Sen 14-15 yaşlarına kadar doldurduğun bu kum saatini ileride yetişkin bir birey olduğunda yetişkin motor gelişimi olarak kullanacaksın. Nerede kullanacağım hocam? İşte günlük hayatta hareket ihtiyacında kullanacaksın. E hocam eğlence amaçlı, rekreatif amaçlı kullanacaksın ki hocam rekabete dayalı, sportif amaçlı da kullanacaksın. Gelin mantığına bakalım değerli kardeşler. Burada kum saatini besleyen iki tane kaptan bahsettik. Bu iki kaptan birinin kapağı vardır ki birinin kapağı yoktur değerli kardeşler. Çünkü kalıtım kapağının olması motor gelişimi kum ekleyen bu kabın döllenmede belirlenmiş olduğunu karşıma getirir hocam. Şişedeki kum miktarı sabittir değerli kardeşim. Ama farkındaysanız ikisinden de kum saatine ben kum akıtabiliyorum arkadaşlar. Değil mi? Peki hocam şu mantık var mıdır? Hangisinin daha fazla kum koyduğu önemli midir? Kesinlikle önemli değildir hocam. Amaç ya da önemli olan bir şekilde kum saatine kumun girmesidir. Ama mantıken yani çevresel kap ile Kum saatine kum koymak daha da e, olanaklı mıdır değil mi? Daha da olanaklıdır. Çünkü çevresel yaşantına sen ne kadar dikkat edersen, oradaki hareket yaşantını ne kadar ilerletirsen, kum saatine kum koymak o kadar da ne yapar? Kolaylaştırır değerli dostlar. Bir de şunu unutmayalım. Kalıtım ve çevre tarafından kum saatine kum ekleniyorsa kardeşlerim, o zaman bireyin motor gelişimi, çevre ve kalıtımın etkileşiminin ürünüdür desem ne dersin değerli kardeşler? doğrudur. Böyle bir de karşımıza çıkarır. Aşağıdan kum dolmaya başladı. Ve biz doldurduğumuz bu kumu yetişkin motor yaşamında kullandık. Motor kontrol ve hareket yetkinliği olarak da ne yaptık değerli dostlar? Beceri örnümü dersinde İbrahim hocam size anlattı hareketlerin nasıl ortaya çıkışını. Peki? Bir yerden sonra burası doldu. Ne yapmam lazım hocam? Kum saatini ters çevirmem lazım. Belli bir noktaya kadar dolan kum saati bir yerden sonra ne yapacak? Tersine çevrilecek. Genellikle bu dönem hocalarım insanların hayatı atıldığı dönemdir ki hocalarım. Ama şu açıdan da bakmak lazım. Galu diyor ki çok büyük bir iddiadır bu. Fiziksel ya da mekanik faktörler. Yani biz vücudumuzdan kaynaklı faktörler değil de bu kum saatinin geriye dönüşünü sosyal ve kültürel faktörler belirliyor diyor. Katılır mısınız? Bana kim oldu? Yani ar bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Adam uyku yok. Ne bileyim kötü alışkanlıkları var. Sürekli olarak ee, hayat yaşam tarzı çok kötü. Peki bu kum saatinin bunun için erken dönmesi ee, olasılıkla kuvvetle muhtemel midir? Evet hocam. Bu açıdan baktığımızda galiba buna değiniyor. Sosyal ve kültürel faktörler tarafından kum saatinin geriye dönmesi daha da hızlanabiliyor diyor. Peki. Hocam kum saatini doldurmuştuk. Artık bakınız dökülmeye başlıyor. Ben kazandığım yeterlikleri genç yetişkinlikte, orta yaşta ve yaşlılıkta kullanacağım. Ama değerli dostlar kum saatinden ben sürekli yaşam maddesi ne yapıyorum? Kaybediyorum. Hocalarım ben bu kum saatindeki o kumun akmasını durdurabilir miyim sizce? Hocalarım kesinlikle ve kesinlikle durduramıyoruz. Sadece neyi yavaşlatabilirim? Akış hızı yavaşlayabilir. Yavaşlar. İki tane filtrem vardır son filtre dediğim. Hocalarım bunları birer süzgeç olarak düşünün. Kalıtım ve yaşam tarzı. Kelime anlamıyla da aynen bu şekilde kullanılıyor. Haberiniz olsun değerli kardeşlerim. Hocalarım ben kum saati kum kaybetmeye devam ederken bile hayatıma dikkat ederek yaşam boyu öğrenme fırsatlarıyla birlikte tekrar kum saatine kum ekleyebilirim. Mesela ben şu an 35 yaşındayım. Yaşımızı da söyledik. <laughs> Spor yaparak, egzersiz yaparak hayatımı belli bir seviyede sporun içerisinde tutarak ne yapabilirim? Tekrar o yaşam maddesini ne, e, ne yaptım? Kum saatin eklerim. Ama hocalarım işte bu kum bitince maalesef yaşam da sona eriyor diyorlar Galiba Ozmun. Bu mantığa bakmamız lazım. Gelin isterseniz kum saatindeki filtrelere bir bakalım. Hocalarım filtrem kalıtım filtresi. Buraya hiçbir zaman müdahil olamıyorum değerli kardeşler. Niye müdahil olamıyorum biliyor musunuz? Burası döllenmede belirlenmiştir. Burası benim için kalın da olabilir, ince de olabilir. Ya inceyi kalını karıştırma. İnceden kastım çok ince, kalından kastım çok kalın. Şu şekilde düşünün. İnce olandan Hızlı süzülür, yavaş olandan pardon e, kalın olandan yavaş süzülür arkadaş kum. O zaman biz her zaman kumun kalıtsal olarak yavaş süzülmesini hatta filtrenin kalın olmasını isteriz değil mi? Ama arkadaşlar burası genetiğimize bağlıdır. Anne babadan aldığımız bu kalıtsal özelliklere bağlıdır değerli kardeşler. Bu filtreye müdahilimiz yoktur. Ya hızlı akar ya yavaş akar. Ama nerede yakalayabilirim biliyor musunuz? Ben bunu değerli dostlar yaşam tarzı filtresinde bu akan kumu yakalayabilirim. Durduramamak için ama yavaşlatabilirim. Nasıl yavaşlatırım? İşte hocam yaşam boyu ben hayatıma dikkat edersem fiziksel uygunluğuma, beslenmeme, diyetime, diyetime, egzersizime devam edersem ve ben bu akış hızını durduramasam bile yavaşlatır. Hatta yıkalın dediği gibi yaşam enerjimi ya da yaşam maddemi daha uzun süre e, kullanabilirim değerli kardeşler bunlar bireyin kendi kontrolünde olduğunu unutmayın ve kum saati ile ilgili son olarak arkadaşlar model tek boyutlu değildi Çünkü biz bilişsel duygusal ve motor direkt tarafından desteklendiğinden bahsettik üç ayaklı kum saati dedik bunu da şöyle anlayabiliriz hocalarım bak motorik olarak birey ya da çocuk hareketleri yapabilecek seviyede olabilir bedenen. E hocam bilişsel olarak da gösterdiğimiz hareketleri yapabilecek seviyede olabilir zihnen. Ya gel gör ki istek heves hazır bulmuştur. Yoktur çocukta, hazır bulmuştur, yoktur çocukta. Hareketleri öğrenebilmesi ya da hareketleri, sportif hareketleri en iyi şekilde yapabilmesi mümkün mü? Hadi geçtim. Çocuk duysal olarak çok hevesli. Bilişsel olarak anlatılan her şeyi algılayabiliyor ama bedenen yetersiz değerli kardeşler. Hadi bedenen yeterli. Duysal olarak çok hevesli. Bilişsel olarak hocam hareket yapabilecek kapasitesi zihinsel olarak ortaya çıkmıyor. Böyle topçularımız, futbolcularımız vardı. Hatırlarsanız isim vermeyelim değil mi? Çok hevesli. Bedenen yeteneği var ama basmıyor abi. Devam ediyorum. Hocalarım, bir de şundan bahsediyorum. Galio. İlk 5 yıl boyunca motor gelişim sıralı ilerler diyor. Niye? Çünkü hocam refleks ve ilkel hareketler döneminde kumun kalıtım şişesinden aktığından bahsediyor. O zaman çevresel faktörler tabii ki de destekleyeceğiz motor gelişimi. Anne baba burada ilk eğitmenler olacak çocukların, hareket eğitmenleri olacak, beden eğitimi spor öğretmenleri olacak. Ama baktığımız zaman değerli dostlar ilk oradaki sıralı ilerleme hatta önceden yoğurdanabilir olması, hareket modellerinin nasıl ortaya çıkması ile ilgili kalıtım şişesinden aktığıyla alakalıdır. Mesela bir deriz ki biz yürüme ortaya çıktı. Yürüme öncesinde ne vardı? İşte sürünme, emekleme. Yürüme sonrasında ne olacak? Koşma, zıplama gibi. Bu hareket modellerinde nasıl ortaya çıktığını biz ne yaparız arkadaşlar? Yordayabiliriz. Bunun ana teması ise kalıtım şişesinden kum saatine kum aktığıyla doğru orantılıdır değerli kardeşler. Peki çıkmış benzeri sorumuz gelsin. Ters dönen kum saatinde kazanılan yeterliklerin kullanımıyla kullanımını etkileyen iki filtre aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir diye bir soru geldi karşımıza. Hocam iki tane süzülen bizim için filtre vardı. Önce kalıtım gelirdi sonra yaşam tarzı gelirdi değil mi? Cevabım Edirne. Galuh ve Ozmun tarafından oluşturulan kum saati modelinde şişenin içerisindeki kum ne ifade etmektedir değerli dostlar? Hani bir yaşam maddem var diye verim değil mi? Yaşam maddem değerli dostlar. Kum biterse yaşamda sona erer mantığı var idi burada. Galuh ve Ozmun tarafından geliştirilen kum saati modelinde yaşam maddesi olan kum saatin içerisine iki farklı kaptan girmektedir. Kabın bir tanesinin kapağı kapalı iken diğer kabın kapağı yoktur. Kum saatine kum eklemeye yarayan iki kap aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabı verdiğinde duyuyorum değerli kardeşim. Çevre ve kalıtım cevabımız aşık olacak. Motor gelişimi açıklayan kum saati modeli tek boyutlu değildir. 3 tane direk tarafından desteklenirdi. Bu direkler neydi hocam sayalım? Motor direk, bilişsel direk ve duysal direkt. Doğru cevap hangisinde? Denizli. Doğru cevabım D seçeneği kıymetli kardeşim. Umarım bunu da anlamışsındır. Peki kum saatine, kum eklemeye yarayan kaplar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kalıtsal kabın bir kapağı vardır. Doğru muydu? Kalıtsal kaptaki kum miktarı sabit miydi değerli kardeşim? Kalıtımla belirlendiği için evet. Çevresel kabın bir kapağı yoktur. Evet yoktu. Daha fazla kum eklemeye yarayabilirdi. Çevresel kap ile kum sadece daha çok koymak, kum koymak mümkün müydü? Bunu da söylemiştik zaten ki hocam. Kalıtsal çevresel kabın içindeki kum miktarı döllenmede belirlenmiştir. Bu yanlış bir ifadedir. Burada kalıtsal ya da kalıtım deseydi doğru olurdu. Doğru cevabım denizli olacak kıymetli kardeşlerim. Devam. Tersine dönen kum saati ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hocalarım, kum saatinin geriye dönüşü sosyal ve kültürel faktörlere dayalı mıydı? Hani mekanik ve fiziksel faktörlerden daha çok sosyal ve kültürel faktörlere dayalıydı. Okeydi. Kum saati Tersine döndüğünde olumlu ilerlemeler belli bir dönem sonra yavaşlayarak durabilmekte. Kazanılan beceriler kaybedilmeye başlamaktaydı. Hocam bunu da yaşlılıkla doğru orantılı olarak görün. Belki bilişsel olarak beceriyi ortaya koyabiliriz ama zihinsel pardon psikomotorik olarak aynı verimi sağlayamıyoruz. 15-16 yaşındaki gösterdiğim psikomotorik hareket becerisiyle 35-40 yaşında gösterdiğim hareket becerisi bir olmuyor kardeşler. Evet yavaş yavaş ne yapıyor? Bu hareketlilik Son bulmayı hatta yaşam maddesi bitmeye başlıyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Kum saati tersine döndüğünde dibine dökülen kumun azaltılabilir mi? Azaltılabilir. Hatta ne diyorduk? Biz burada kum akışını e bitirmek ya da kum akışını kesmek mümkün değildir demiştik ki hocam. Onu da zaten el seçeneğinde vermişiz. Kum saatinin dönüşüyle. Kum çevre ve kalıtım olmak üzere iki filtreden süzülmektedir diyor. Hocam kalıtım doğru çevre değil yaşam tarzı olacak. Aslında yaşam tarzı da bir çevredir ama hocam galünün kullandığı tabir budur tamam mı? Aklımızda kalsın. Bu yüzden e, bir kelimelik de olsa soruyu yanlışa götürebilir. Bu da bilmemiz gerekenler arasında kıymetli kardeşlerim. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.